İstanbul'un incisi Sultanahmet Camii. Sultanahmet Camii, Osmanlı hanedanındaki en müttaki yani dindar şahsiyetlerden birisi olan Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılmıştır. Sultanahmet, 14. Osmanlı padişahıdır. 14 yaşında padişah olmuş, padişahlığı 14 sene devam etmiştir. Bir sanat harikası olan Zarif Sultanahmet Camii, ondan günümüze kalan en güzel bir hatıra ve en kıymetli bir armağandır. 1603-1617 yılları arasında Büyük Osmanlı topraklarını adaletle yöneten Sultan 1. Ahmet, bu şaheser camiyi devrin baş mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırmıştır. Osmanlı mimarisinin unutulmaz isimlerinden Mimar Sedefkar Mehmet Ağa, boyutta büyüklük, heybet ve ihtişam düsturuyla hareket etmiştir. Caminin içi de en az dışı kadar muhteşemdir. Cami mavi, yeşil ve beyaz renkli İznik çinileriyle bezenmiştir. Yarım kubbeleri ve büyük kubbesinin içi de yine mavi ağırlıklı kalem işleriyle süslendiği için Avrupalılarca Mavi Cami anlamında Blue Mosque olarak adlandırılır. Duvarlardaki büyük tabletlerde yazılı halifelerin isimleri ve ayet-i kerimeler. Bu değerli yazılara bakıp da 17. yüzyılın büyük hat sanatçısı Diyarbakırlı Kasım Gubari'yi ve onun iman ve ihlas coşkusunu hatırlamamak mümkün mü? Sultan Selim Camii. İstanbul'a hayat veren mabetlerden Sultan Selim Camii, yüzyıllara meydan okuyarak insanlığa hizmet etmeye devam ediyor. Burası İstanbul silüeti içinde yer alan Balat sırtlarında bulunan Sultan Selim Camii. Fatih ilçesinde, Haliç sahil yoluyla Edirne Kapı arasında, kent merkezinden uzakta bir mahalle içerisinde bulunuyor. Sultan Selim Camii'nin özelliği, İstanbul'un en güzel camilerinden biri olmasıdır. Mimarisi, iç ve dış tezyinatıyla önemli özellikler taşıyan Yavuz Sultan Selim Camii ve Külliyesi, o dönemde yapılan en güzel yapılardan biridir. Zemin kattaki pencereler üzerindeki kemerler içinde yer alan çini panolar görenleri hayran bırakıyor. Minber klasik bir tasarım ürünüdür ve işlemeli mermerden yapılmıştır.
mihrabın iki yanındaki şamdanlar da dönemlerinin çok iyi tasarlanmış ve yapılmış örnekleridir. Son cemaat mahallinin pencereleri üzerinde bulunan çini panolar çok muhteşemdir. Bu çiniler 16. yüzyılın İstanbul'daki en iyi çini örnekleri arasındadır. İstanbul'un nadide Selatin camilerinden Fatih Camii. Tarihe meydan okurcasına hala dimdik ayakta. Selatin camiler, padişahlar, şehzadeler, hanım sultan ve valide sultanlar tarafından yaptırılmış olan camilere denir. Fatih Camii de Selatin camilerdendir, yani Sultanlar Camisi'dir. En büyük hükümdarların en büyük mimara yaptırdığı muhteşem eser. Süleymaniye, onu yaptıran hükümdar kadar muhteşem. İstanbul'un yedi tepesinden birinin yamacında, o tepeyi aşan bir dağ gibi heybetli. Yalnız çevresine değil, bütün İstanbul'a hükmediyor. Bütün İstanbul'u kucaklıyor. Dünyanın en kudretli hükümdarının emriyle, dünyanın en büyük mimarı tarafından, dünyanın en güzel şehrine yaptırılan anıt, elbette böylesine muhteşem olacaktı. Kanuni Sultan Süleyman böyle olmasını istemişti. Yaptıracağı caminin, dünyanın herhangi bir yerinde daha evvel yapılan camilerle ve öteki mabetlerle ölçülemeyecek kadar muhteşem olmasını arzu ediyordu. İstanbul'un Süleymaniye semtine adını veren 16. yüzyıla ait en büyük cami ve külliye buraya inşa edilmiştir. Topografya ve şehir dokusuyla böylesine bütünleşen külliye, medreseler, dar-ı ziyafe, türbeler ve bunları birbirine bağlayan sokak örgüsüyle geniş bir alana yayılmaktadır. Muhteşem eser, temellerin atılmasından sonra bir yıllık bekletme süresi de dahil olmak üzere 8 yılda tamamlandı. 8 yıl sonra, daha açılış merasimi yapılmadan en büyük İslam mabedinin yapıldığı haberi bütün dünyada duyuldu. Sinan bu eserinde Osmanlı ihtişamını mimariye aksettirmek yolunda eşsiz bir ustalık sergiledi. Şehzade Camii, bir diğer ismiyle
Şehzadebaşı Camii. İnşa edildiği tarihten itibaren 500 yıldır insanlığa hizmet eden bir iman abidesi. Kanuni Sultan Süleyman'ın Manisa Sancağı'nda valiyken 1543 yılında vefat eden oğlu Mehmet adına yaptırdığı Şehzade Külliyesi ve Cami. Şehzade Camisi, büyük bir padişahın, büyük bir mimarın ve talihsiz bir şehzadenin öyküsünü anlatır. Bu ihtişamlı eser, Mimar Sinan'ın tasarladığı ilk Selahattin Külliyesi olup, Beyazıt'tan Edirne Kapı'ya giden cadde üstündedir. Mimar Sinan'ın dehasındaki ana devirler olan 3 abide eserin ilk basamağı kabul edilen cami, 1544-1548 yıllar arasında 4 yılda tamamlanmıştır. Mimar Sinan'ın bu başarısı, Rönesans'ın mimarlarının rüyasını gerçekleştirmiştir. Eminönü semti yüzyıllardır hareketliliğini korumuştur. Osmanlı döneminden beri insanların akın ettiği bir bölge olmuştur. ...1900'lü yılların başında çekilen bu resim, bunun en büyük delilidir. Eminönü'nde liman ve ticaret bölgelerinin önünde yer alan önemli bir Osmanlı camisi Yeni Cami. ...9 Nisan 1598 tarihinde inşasına Mimar Davut Ağa tarafından başlanmıştır. Mimar Davut Ağa, Eylül 1598'de vefat edince, yerine su yolu nazırı Mimar Dalgıç Ahmet Ağa tayin edilmiştir. Dalgıç Ahmet Ağa, yapıyı birinci sıra pencere üstüne kadar yükseltmiştir. Bu sırada, 3. Mehmed'in 1603'te vefatı üzerine, Safiye Sultan'ın eski saraya gönderilmesiyle inşaat yarım kalmıştır. İstanbul, 1660 yılında meydana gelen büyük yangınla sarsılmıştır. Müzik
Camide bu yangın sonrası harabeye dönmüştür. Hatice Turhan Valide Sultan, harabeye dönen alanları gezmiş, ardından yarım kalan caminin inşa edilerek tamamlanmasına karar verilmiştir. ...1661 yılında Mimarbaşı Meremetçi Mustafa Ağa'nın sorumluluğunda yarım kalan cami duvarlarından bir sıra taş sökülerek inşaata yeniden başlanmış ve böylece bitirilmiştir. Ekim 1665 tarihinde kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştır. Rüstem Paşa Camii, İstanbul'da 1561 yılında Sadrazam Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu cami, koca Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Yüzyıllara imza atan koca Mimar Sinan, bu yapıda da taşa şekil vererek onu estetik zirvelere ulaştırmıştır. Taşı ve diğer mimari öğeleri insanlığın hizmetine sunarak onları bir ibadethaneye çevirmiştir. Eminönü'nde, Tahtakale'de, Hasırcılar Çarşısı'ndadır Rüstem Paşa Camii. İstanbul'un silüetini oluşturan en önemli yapılardan biridir. Nur Osmaniye Camii. Dünya tarihine baktığımızda, medeniyet hamlelerine dayanan zaferler kalıcı ve insanlığın faydasına olmuştur. Devlet-i Aliye-i Osmaniye'de toprak fetihlerinden ziyade gönüllerin fethine, yüksek bir medeniyetin inşasına önem vermiştir. Osmanlı medeniyetinin kalıcı zaferlerinden biri de taşa bir hamur gibi şekil veren mimarların inşa ettiği muazzam mabetlerde kendisini göstermiştir. İşte bunlardan bir tanesi de Nur Osmaniye Camii. İstanbul'da 18. yüzyılın ilk yarısında 1. Mahmut tarafından yaptırılmıştır bu nadide cami. Bir devletin dünya tarihinde unutulmaz bir mevki elde edebilmesi sadece askeri zaferlerle sağlanamaz. Zira
sadece askeri zaferlere dayanan devletler, müstesna fırsatlar veya ferdi dehaların ellerinde geçici bir şaşa ve debdebeden ibaret kalmaya mahkumdur. İşte Nur Osmaniye Camii de Büyük Osmanlı'nın ibadet mekanlarını en büyük zerafet ve heybetle inşa ettikleri eşsiz mekanlardan biridir.